Saat 9'da kardeşim geldi. 9-10 kala geldi. Saçım başım birbirine girmiş. 9'a 5 kala yürüyerek çıktım. Yusuf'un müşterisi varmış. Yusuf. Şu küçük araya bakarsın. Canlarım çok özledim seni. Bugün bir de sen uyuyordun ben gittiğimde. Doğru düzgün ayakta değildin. Daha doğrusu yeni uyanmıştın. Anne ben o zaman uyanıktım. Uyanıksın biliyorum ama doğru zaman geçiremedik. Hemen şunu özet geçeyim sonra kalkacağım. Ali Baba, Ali 9'u Baba çeyrek geçiyor. Sarışı. Çok tatlısın. Tak kamera dışarı. Emre'nin küçüklük bebeklik kıyafetlerini Melek anı diye hatıra diye kaldırmış. Şimdi tabii bakarsın. Kundura çok tatlı. Bunlar hepsi Emre'nin bebeklikleri. Bunu bana niye verdi? İkinciyi düşündüğüm için falan değil. Yanlış anlaşılmasın. Bunları dedi. Bunları dedi bebeği olan ne bileyim hani benim zamanım yok bunları dağıtacak kimseyi de bilmiyorum. Sen lütfen bebeği olan birine verirsen dedi çok sevinirim. Dedim tamam. Annemin mahallesinde genelde bebeği olan çok aileler var. Motorum yapıldığı zaman bunu motorun arkasına yükler götürürüm annemlerini oraya bırakırım hayır etmiş olur. Kiminin parası kiminin duası demişler. Saat 9'a 5 kala kardeşim geldi gelmeden önce de Yusuf'un yanına uğramış. Ondan sonra dedi ki abla dedi Yusuf abinin dedi müşterisi var dedi. Anneciğim şu klimayı çalıştırsana ben terledim çok kötü. Anne ben az önce de kapattım. Kapatma anneciğim artık klima kapanacak dönemde değiliz artık full çalışması gerekiyor. Arası içecek bir şey var mı bana bir bardak verme şansın anne, var mı? Sadece böğürtlenli şey başka hiçbir şey. Böğürtlenli şeyden ver bir bardak. Babaannem de ya kola ya da bir de yok istemiyorum Sprite falan. Bir bardak şey ver. İşte şu motorum da olmayınca böyle markete falan canım bir şey isteyince uğrayamıyorsun dönüşte. Abimin dedi müşterisi var. Abla dedi ben seni bırakayım dedi. Ben de şey yapamadım çünkü orada bir masa müşterisi vardı. Kardeşimin de orada işi vardı. Dedim neyse ben yürüyerek giderim. Sonra çıktım yavaş yavaş yürüdüm. Naturland terk edilmiş otelin oraya geldim. Yusuf dükkanı biraz geçtim. Sonra neyse dedim bir arayayım belli olmaz. Belki de artık tıraşı bitmeye yakındır falan. Aradım dedi ki şimdi bitti bebeğim dedi saçları süpürüyorum dedi. Dedim ben çıktım beni bırakabilir misin? Tabii ki dedi hemen geldi sağ olsun motorla bıraktı. Yoksa o kadar yolu yayan yürüyemezdim. Hem çok sıcak hem de yoruldum bugün ayaklarım ağrıyor. Gerçi artık bu yoruldum kelimesini neyse anladınız siz. Geldim şimdi evdeyim. Melekciğim sağ olsun. Kahvaltıyı bizimle beraber restoranda yaptık. O da gelmiş burada çiçeği yormuş. Anne, mercimekli köfte göstereyim size. Çok küçük değil mi? Evet. Çok tatlıydı Aras. Anne, benim küçük futbol toplarım nerede? Allah'ım yarabbim. Hatıra olarak saklıyordum diyor ama birkaç parça ayırdım diyor. Gerisini anne, diyor hayır et. Hayır olsun diyor birine küçük dağıt diyor. Küçük sarı toplarım nerede? Benim küçük sarı gömlek topu küçük. Nerede? Bilmiyorum bir tane. Görmedim futbol aşkım. Futbol oynayacağım. Lütfen banyonun kapısını kapatır mısın? Anne, şöyle. Gel otur. Mercimek köftesi yapmış. Burada ne damlatmışsın canım? Hiçbir şey. Tezgah temiz zaten. Eline sağlık. Köfteden verdi. Zaten çiğ börek yaptım ben. Saat kaç gibiydi? 8'e doğru. Ondan sonra 8'e doğru. İkişer tane annem bize sağ olsun. Kıymalı çiğ börek yaptı. Ben de kızarttım. Onu yedik ayranla. O beni bayağı tok tuttu bu saatten sonra. Anca sadece Meleğin köftesinin tadına bakarım. Hiç midemi yormayı düşünmüyorum. Anneciğim bu çöpleri yarın boşaltman gerekiyor. Tamam mı tatlım? Şu tavalarımı yıkamam lazım. Dünden mangaldan et biraz vardı. Yusuf atıştırmak için ısıtmış. Bu da böyle kalmış. Bunu da kedilere vereyim. Tavalarımı makineye atayım. O kutuyu ağır değilse Aras abin kendi odana koyar mısın anneciğim? Sana zahmet. Evde yapacak hiçbir işim yok. Sadece şu yatak odamın aynalarını sileceğim. Efendim canım. Acele etme yavaş yavaş ye. Şu havlu kurudu bunu da katlayıp kaldıracağım. Şurada benim birkaç tane ütü işim var. Yusuf'un tişörtlerini ütülemem lazım. Ama çok buruşuk. Makine de beklemiş. Anne insanlar bir şey isterken sana zahmet diyorlar ya. Rica etsem de diyebilirsin. Lütfen de diyebilirsin. Sana zahmet diyorlar ya. Evet. Bunlar ütülenecek. Yani
Şimdi sen yorulma mı diyorlar? Sana seni yormak istemem de diyebilirsin. Hayır hayır. Zahmet ne demek gibi. Mesela? Sen yorulursun, zahmet etme. Yani sen zahmet iş çıkarmak başına bir şey gibi. Şunu şu anneciğim, bu çok pamuk değil. Bunu sürekli seviyorsun, giyiyorsun da. Anne, terletiyor seni bu. Canımın içi. Pamuk bu. Hiç yatağını toplamıyorsun. Hiç neden güzel yatağını toplamıyorsun çocuğum? Anne, her yer karınca bürünmüş. Süpüreceğim şimdi yerleri. Arasın. Şunu lütfen kutunun ucundan tutar mısın? Senin odana koyalım. Bu benim olsun. Tamam mı? Senin olsun. Senin kafan oluyor zaten. Al. Kutuya yardım et. İkisini alabilecek misin kendin? Şuraya kendi şeye koyalım. Anne aç kapıyı. Yusuf da bir saate kadar gereken karpuz olacak. Aras, bu odanın hali ne böyle yavrum? Özür dilerim anne. Özür dilerim de anneciğim. Ben biliyorsun işten yorgun geliyorum. Kirlilerini kirliye. Bunlar bak, bu kartları sabahtan dedim toplanması gerekiyor. Toplamamışsın. Şu pijamalarını temiz bir gece giydim. Bunu bu gece gene giy. Şunlar kirli. Hadi bakalım. Şöyle havluyu açtım. Hemen yatağın üstünde hızlıca ütüleyeceğim. Şimdi soracak olanlar vardır ya da aklından geçirecek olanlar vardır. Niye ütü masasında yapmıyorsun diye. Çünkü ütü masam yok. Neden yok? Açıkçası çok bir belli bir sebebi yok. Çok ihtiyaç gereği bir şey görmedim. Yani ondan dolayı aman ama ihtiyaç duyduğum bir şey olsaydı mutlaka evimde bulundururdum. Olsa kötü mü olur olmaz, ama çok sürekli ütü yapan bir insan olmadığım için çok da gerek yok. Yani yatağın üstünde de idare edilebiliyor. Koyacak zaten yerim yok. Bir şeyleri saklayacak hiçbir alanım yok. Şu Antalya'ya Kemer'e bir gidemedim. Bir gidebilsem Yusuf'a birkaç tane tişört alacağım. Acil ihtiyacı var gerçekten. Ben yazın tişörtleri sadece evde giyiyorum. Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum. İşe falan hiçbir zaman ya da bir yere gezmeye dışarı çıkarken hiç tişörtle bir şey kombinleyip hiç kolay kolay asla tişört ya da atlet falan giymiyorum. Ondan dolayı öyle bir ihtiyacım olmuyor açıkçası. Hep elbise. Yani benim için favorim elbise, giyim kuşam açısından. Yani ondan dolayı tişörtlere o kadar aşırı ihtiyaç duymuyorum. Ama Yusuf tabii ki şortlarla falan kombinlediği için işi rahat oluyor. Gömlektense tişört daha çok hayat kurtarıyor onun için. Bir de pamuklu olması lazım. Her kumaş tişörtü giymez kesinlikle. Kesinlikle içinde kendini rahat hissetmesi lazım. Ter çekmesi lazım. Ayarını birazcık yükselteyim de. Çok sıcak değil gibi duruyor. Bugün cumartesiydi. Yarım gün kullandığım izinden de bir şey anlamadım. Aslında keşke de kullanmasaydım. Düzenim bozulduğu zaman böyle şey oluyor. Saatin değiştiği zaman işle ilgili düzenim bozuluyor. İşte ne bileyim, yarım gün izin kullan sonra işe git gibi falan filan. Karışık bir şey yaşıyoruz. Bir türlü düzen tutturamadım bu konuda. Bazen diyorum ki tamam, bu hafta 6'da çıkacağım, eve gideceğim, işlerimi yapacağım, kendime dinlenmeye de vakit kalır, erken yatarım, erken uyanırım. Sonra bir bakıyorsunuz işler yoğunlaşıyor, mesaiye kalıyorum, öyle olunca ertesi gün uyanmak zor oluyor geç gidince eve. Ama en azından evdeki düzenimi sağlıyorum çok şükür. Yani Aras'la ilgilenmek, Aras'ın öz bakımını yapmak, evimdeki birkaç işi halletmek gibi. Daha benim kamerada çekmediğim, inanın onca iş yapıyorum ki evde. Belki size hiç bu kız evde iş yapmıyormuş, ne bileyim yemek hazırlamıyormuş gibi geliyor olabilir. Ama evin bu düzeninin olması, her şeyin yerli yerinde olmasını da sağlayan bir kadın var. Tabii ki yardımcım da yok, kimse yok. Bunların hepsini ben yapıyorum. Çamaşırmış, bulaşıkmış, yemekmiş, çocuk ilgilenmesiymiş. Diyorum ya, her zaman da aynı işleri çekemiyorum size ama. Mesela banyo ve tuvaleti yıkarken hiç sevmem video çekmeyi. Hiç sevmiyorum. İzlemeyi de sevmiyorum. Bilmiyorum, bana şey geliyor. Değişik geliyor. Asla kınamıyorum çekenleri.
Ama ben çekmeyi sevmiyorum, banyo temizliğini. Ondan sonra başka çekmece düzeni falan yapılırken mesela uğraşıp da kamerayı çalıştır, konum şeyini değiştir, yerini değiştir falan uğraşmak yerine hızlıca çekmeceyi atmış açmışken baz altı mesela temizliği yerleştirmesi. Geçenlerde bazamın altını tekrar açtım. Yusuf'un birkaç işte Arnavutluk'tan gelen kışlık kıyafetleri, kalın kıyafetleri vardı. Onları yerleştirdim. Elimi değdirmişken şöyle bir şey yaptım, düzenledim. Benimkiler zaten hurçların içinde. Yusuf'un da hurcu bile dolduracak kadar kıyafet olmadığı için aslında onu hurç almam lazım. Ben bu hurç düzenini Yusuf yokken, Arnavutluk'tayken yaptığım için ona nasip olmadı. Ama bu kışa kesinlikle alacağım. Kışa ona kaldırdığım kıyafetler, montlarını falan hurçlayacağım onunkinde. O hurç olayını da yine siz bana söylemiştiniz. Bazanın altında katlayıp koyuyordum. Nigar'cığım hem tozlanır hem de düzenli durmuyor canım diye. Sizin tavsiyenizle eşyalarımı hurç aldım. Alt, üst ve ne bileyim montlar falan olmak üzere, yünler olmak üzere onları bölümleyip ayırarak hurçladım. Hani anlatıyordum, evet. Baza altı düzenlemesi, temizliği mesela, bunlar da çok sevmiyorum çekmeyi nedense. Dolabını mesela gün içerisinde elime bir şey geldiği zaman hemen katlayıp koyuyorum, düzenliyorum. O esnada da aklıma kamera gelmiyor. Hemen kamerayı açayım da o düzeni de çekeyim size yaparken falan. Nevresini değiştirirken seviyorum çekmeyi. Mutfakta uğraşırken çok çok seviyorum. Yemek yaparken çok seviyorum. Çamaşır asarken. Demek ki içerik üreticilerinin de çekmekten hoşlandığı ve çekmekten hoşlanmadığı iş bölüşümü varmış. Cam silerken bunları çekmeyi seviyorum size. Ev süpürürken silerken. Ki ev süpürürken de çoğu zaman çekemiyorum size. Onu da hızlıca olsun bitsin istiyorum artık. Yani durum öyle. Geçenlerde size şey demiştim. Bir iş yaparken hem sohbet ediyorum, belki biliyorum sıkıldınız, anlıyorum diye. Ona çok fazla destek yorumları geldi bana. Nigar'cığım seve seve izliyoruz. Ne çekersen çek, izliyoruz. Sen böyle şeylere takılma bile. Hepinizden Allah razı olsun. Gönlü güzellerim benim. İşte dünyayı iyilik kurtaracak. Sizin gibi böyle temiz düşünenler. Kara pencereden değil de ak pencereden bakanlar. İşte bizi kurtaracak olanlar bunlar. Of, belim ağrıdı. Yalan yok ama sonuna da geldim. Sohbetimizin de sonuna geldim. İşimizin de sonuna geldim. Şimdi ne yapacağım bunların dışında? Hemen sizinle şu yatak odamın aynalarını silelim. Oraya da elimiz değmişken tozlarını bu sabah aldım. Komidin başlarının tozlarını aldım. Ne kadar dağınık gözükse de orada Yusuf'un dosyası mosyası rahat durmuyorlar ki. Ben boşaltıyorum komodinleri, komodinlerin üstlerini onlar dolduruyorlar. Of. Duş alacağım daha. Cilt bakımı yapmam lazım. Motorum yok, denize gitmek istiyorum. Meleklere söyledim. Dolu su programımız iptal, o çocuklarıyla gidecek. Ben katılamayacağım maalesef. Şunu da düşündüm, annemle de konuştum. Dolusudan 4.30-5 gibi çıkacağız. Ondan sonra annem diyor ki tüm gün olmuyor kızım. Tüm gün izin alamıyorum. Yani alamıyorum değil. Vermek çok ister. O da ister ki dinlenelim ama olmuyor yani. Sıkışıyorlar. Tek başına bir dükkanı idare edilmiyor. İlla ki birimizden birinin yanında olması lazım. Kardeşim bütün gün orada olamaz. Ben gündüz bütün gün akşama 6'ya kadar izin kullandığım zaman olmuyor. Düzen değişiyor. Bozuluyor. Annem çok böyle sıkışmak zorunda kalıyor. Ben de kimseyi zor durumda bırakmak istemiyorum. Ondan dolayı zaten zamanla da ilgili çok büyük, dediğim gibi, problem. O zaman ayıramıyorum yani. Dolu suya girdik, 6-10'da giriyorsun. 4'te 4.30'da çıkıyorsun. 5'te kapanıyormuş zaten. O saatten sonra da gelip de siz söyleyin adını. Hızlıca duşunu alıp havuzda zaten bütün gün su seni yoracak. O güneşin altında eve gelip dinlenmek isteyeceksin. Ama ben kalkıp hemen işe gitmek zorunda kaldım. Annem dedi gitmek istersen git 6'ya kadar. 5'e kadar 6'ya kadar. Ondan sonra geri gel. Gece en azından yoğunluğunda yardım et. Ama o da olmuyor. Onu da gözüm yemedi açıkçası. Ondan dolayı dedim ki gene gündüz çalışmaya devam edeyim. Akşam da 6'da çıkayım, evime geleyim, saatimde dinleneyim. Meleği de anlattım.
O da benim canım. Gerçekten o kadar anlayışlı bir kız ki. Hiçbir konuda hiçbir zaman ne darılır, ne alınır, ne başka bir şey algılar, anlar. O kadar böyle sizin gibi, sizler çok yazıyorsunuz böyle Nigar'cığım, şöyle böyle güzel gören gözleriniz. O da öyledir. Hiçbir şeyi zorluğa kimseyi sokmayı sevmez. Hemen anlayışla karşıladı sağ olsun. Dedim sen çocuklarını planını iptal etme. Zaten çocukları her sene götürüyor. Bu sene de inşallah çocuklarıyla beraber gidecek. Evet Yusuf Beyciğim, buyurun. Bu 4 parça kıyafetin ütülenmesi demek. Yusuf'un 4 gün boyunca benden tişörtün nerede? Şu buruşuk, şu kirli, şunu yıkasaydın, şunu ütüleseydin dememesi demek. Çok rahatlık. O büyük bir rahatlık benim için. Tamamdır. Aynalarımızı da silelim. Sonra siz sağ, ben selamet, dinlenmeye gerçekten ihtiyacım var. Siber bez çıkardım bir tane. Oy 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 oy. Bu ayna silmek beni rahatlatıyor. Çok hoşuma gidiyor. Gerçekten seviyorum. Ama ayna silmeyi, pencere silmeyi değil. Hele o pencerenin pimapenlerini falan silmek bana dünya eziyet gibi geliyor. Melek gitmeden de bir akşam şey yapacağız. Terasımızda çay kahve keyfi saati yaparız. İşten sonra. O da güzel olur. Böyle abur cuburlar falan alırım. İçecekler bir şeyler alırım. Otururuz. Ya çalışsam da bir şekilde böyle misafirlerim geldiği zaman çok fazla evet vakit ayıramıyorum sabahtan akşama kadar, ama en azından böyle ara ara o 2 saat görüşüp sohbet etmek bile, o bile bizi şey yapıyor, şarj ediyor yani. Misafirim gittikten sonra en azından demiyorum ki ya işte ilgilenemedim. İçimde kalmıyor, öyle söyleyeyim. Emoşum geldiği zaman da Bursa'dan mesela, onunla da evet yoğun zamanlarda çalışıyorduk, bayram zamanlarıydı, ama 2 gün şey yaptık, o kontenjanı birazcık araladık, gittik, biraz zaman geçirdik, kız kıza gün geçirdik, çok güzeldi. Şunu da yapalım. Yes. Günlük sohbet dozumuzu da aldık. Temizlik dozumuzu da aldık. Benden bu kadar, parça parça yapıyorum böyle işlerimi biriktirmeden. Öpüyorum sizleri. Çok seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşürüz yarın sabah. Bay bay.